Bebek gibi. Asıl Michelle bebek. Hadi büyük olanı yatağa yatıralım. Aa! Hadi yatağa hemen. İyi geceler tatlım. Sadece gözlerini kapat. Bir masal istiyorum. Başka zaman okuyalım. Masal istiyorum işte. Nasıl da istiyor. Ona bir masal anlat, ben yardım ederim. Peki, güzelce arkana yaslama. Bir zamanlar Emily adında bir kız varmış. Emily mi? Evet. Bu kız tüm süper kahramanların masallarını bayılırmış. Ve bir gün bir süper kahraman yüzüğünü bulmuş. Bilmiyorum kızım. Peki ya yüzük? Ha, bu mu? Bu sadece bir yüzük. Aile yadigarımız. Bana kalırsa dedem yüzüğü kaybetmemem için böyle bir hikaye anlattı. Ama bu kara kedinin mucizesi. Emily, eğer gerçek olsaydı uzun zaman önce süper kahraman olurdun. Ah, alabilir miyim? Tabii ki kızım. Hadi uyuyalım. Tamam baba, yarın sana veririm. Acele etme. Seni seviyorum kızım. Tatlı rüyalar. Sana da baba. Ben de seni seviyorum. Peki hikaye doğruysa? Babam ne demişti? Mucizeyi sadece gücüne layık kişiler takabilir. Bu da ne? Oh, merhaba. Ah, sen Plax'sın. Babam senden bahsetmişti. Gözlerime inanamıyorum. Biri beni çimdiklesin. Yani bir kız bu, harika, ama yüzüğü takan kişi nerede? Benim. Çok komik. Çocuk nerede? Benim. Bir dakika, yüzüğü bir kız mı taktı? Bu yeni bir şey. Merak etme, ne yapacağımı biliyorum. Babam her şeyi anlattı. Filmini bile izledim. Ne diyecektim? Plak, pençeler. Aa, evet, sağ ol Plak. Plak, pençeler. Kızım, iyi misin? Baba, beni uyandırdın. Uzun zamandır uyuyorum. Özür dilerim. Sorun değil, hemen yine uyurum. Bir şey duydum sanmıştım. Neyse. Bana öyle gelmiş. Plak, güçlerimizi deneyelim mi? Çok yoruldum. Unutulmaz bir geceydi. Bu harikaydı. Günaydın babam. Günaydın kızım. Gel kahvaltı et ve okula git. Tamam. Dün gece şehrimizde bir süper kahraman belirdi. Daha doğrusu kedi kostümlü bir süper kız. Bir gecede 12 kahramanlık yaptı. Bir otobüsü kurtardı, bir soygunu önledi ve yanan binadan 24 kişiyi çıkardı. Ve hepsi bu değil. Zamanımızda kahramanlar var. Her kimsen teşekkür ederiz. Vay canına, çok ilginç giymiş. Birinin kostümüne benziyor. Değil mi Emily? Evet baba, güzelmiş. Tamam Emily, okula gitme zamanı geldi. Bu sana. Teşekkürler. Evet baba, yüzük bende kalabilir mi? Tabii ki kızım. Teşekkürler.
Dikkatli ol kızım. Tabii ki babam. Plak, pençeler. Ama asıl macera babasının ondan büyük annesini ziyaret etmesini istediğinde başladım. Tabii babam. Büyük anne Manon'a gidip bu tamir ettiğim saati ona verir misin? Hayır baba, o çok ürkütücü ve tuhaf. Emily, büyük anne Manon hakkında böyle konuşma. Ama bu doğru baba, evini bile yerin altına inşa etmiş. Sana katılıyorum Emily. Bu garip. Emily, gitmeni istiyorum. Büyük annem Manon'la bağlantı kuran tek kişiler biziz. Büyük annen Marinette eskiden ona bakardı. Ah, tamam baba. Aferin kızım. Görüşürüz. Ah. Selam Emily. Selam Plak. Ah, sana bir şey aldım. Ha, Emily, İskoç peyniri ve 20 yıllık. Ah, seni seviyorum Emily. Seveceğini biliyordum. Al bakalım. Acele etme. Önünden alan yok. Emily, ilk defa peynir yememe aldırış etmeyen bir sahibim var. Yemek yerken çok tatlı oluyorsun Plak. Bırak huzurla yemek yiyeyim, bu kız çok garip ya. Ama çok tatlısın Plak. Hadi dönüşelim. Otobüste gitmek için çok sıkıcı olmalı. Bakalım, belki birinin yardımımıza ihtiyacı vardır. Yemeği mi bitireyim lütfen? Tabii ki tabii ki. Sadece oyalanma. Acelemiz var. Pençeler. İşte geldim. Hemen saatimi verip döneceğim. Biraz korkutucu. Büyük anne. Ben Emily. Tom Agnes'in kızı. Saatini getirdim. Cevap yok. Tamam, girelim. Hiçbir şey göremiyorum. Merdiven varmış. Burası ne tuhaf bir yer. Ah! Büyük anne Mamon. Ah! Bu da ne Plak? Bilmiyorum Emily ama yerinde olsam kontrol etmezdim. Sadece bir göz atacağım. Hayır Emily. Bu çok tuhaf. Galiba yanlış duydum. Ah! Bu da ne? Ne bağırıyorsun? Büyük anne Mamon, beni çok korkuttun. Neden pelerin giyiyorsun? Bu benim pijamam. Neden geldin? Sen kimsin? Sana saatini getirdim. Ben Emily, Tom Agnes'in kızı. Ah tamam. O nasıl? Dişleri döküldü mü? Büyük annene benzediğini görebiliyorum. Neden gülümsüyorsun? Saati getirdin, aferin. Oraya bırak ve git. Vav! Wow! Uğur böceği ile kara kedinin bu bebekleri çok havalı.
Onlar benim. Kıymetlilerim. Vay be. Ben gideyim. İnanamıyorum. Bu olabilir mi? Anneyin var benim. Özür dilerim. Söyle bakalım, aç mısın? İşte biraz peynir. En iyi ve en güzel peynirden. Wow, teşekkürler. Ama ben aç değilim. Peynir var, peynir. Eve gitmeliyim. Dur. Ve büyük anne ona sihirli zar verir. Az önce bunu beğendiğini görmüştüm. Pek değil. Al hadi. Bu benim sana hediyem. Gerek yok. Teşekkürler. Al dedim. Peki peki. Teşekkürler sanırım. Ve bir çanta. Lütfen al tatlım benim. Ne bekliyorsun? Hadi git. Tamam, gidiyorum, gidiyorum. Git Emily, git. Nesi var bunun? Seni duydum. Bunu duydun mu Plak? Evet, duydum. Bence bunlarda bir tuhaflık var. Sen ne diyorsun Plak? Şunlar nedir? Bir macera oyununun zarlarına benziyor. Sıradan zarlar gibi. Macera oyunu mu? İnsanlar eskiden oynarmış. Babam anlattı. Bir oyun ustası var. O bir oyun icat ediyor. Ve bu oyunu oynayan oyuncular da o kurallara uyuyor. Ve bu tarz zarlar da onların nasıl davranacaklarına ya da bir sonraki adımlarının ne olduğuna karar veriyor. Oyunun nasıl gideceği bu zarlara bağlı. Onları böyle atıyorsun. Çok garip Emily. Her şeye hazır olmalıyız. Evet, haklısın Plak. Plak, pençeler. Telefonumu kontrol etmeliyim. Sinyal yok. Nerede olduğumu haritada bile göremiyorum. Of, pusula çıldırdı. Selam, esrarengiz kasabaya hoş geldin. Ben Mabel. Senin adın ne? Ben Kara Kedicik. Havalı bir kostümün var. Sanki daha önce görmüştüm. Paris'e nasıl gideceğimi söyler misin? Nereye? Anlamıyorsun. Sana açıklayacağım. Çok büyük bir evren var. Ve içinde çok sayıda farklı dünyalar var. İşte şu an onlardan birindesin. Bu da esrarengiz kasabalar dünyası. Çok saçma bu. Benim eve gitmem gerek. Beni takip et. Dipper bir şeyler bulacaktır. O, bu sihirli dünyada kendine sadık arkadaşlar bulabileceğini bilmiyordum. Aa, Mabel. Adım bu mu? Evet. Dinle. Beni gördüğünde daha önce böyle bir kostüm gördüğünü söylemiştin. Evet, gördüğüme eminim. Nerede? Nerede gördün? Oo, bu çok uzun zaman önceydi. O da seninle aynı yerde belirmişti. Kim? Adı... hatırlamıyorum. Dipper biliyor. Peki sonra ne oldu? Yani sonra o gitmişti. Nasıl? Kara böcek onu yok ettim. Kim?
O çok kötü ve tehlikeli bir büyücü. Ve tek bir şeyin peşinde. Sihirli objeler. Bu kelimeyi asla normal bir şekilde söyleyemem. Burada sihirli objeler mi var? Evet, bilirsin. Neredeyse her çizgi filmde olurlar. Ama onlara neden ihtiyacı var? İşte geldik. Dipper sana her şeyi anlatacak. Peki, tamam. Ama süper kötü adamsız masal mı olur? Onu korkutmayı bırak. Ne? Kötü adamsız ilgi çekici olmaz ki. Kötü adamın ismi Norbert'miş. Norbert! Norbert? Evet, ta kendisi. Neden ona bir isim vermiyorsun? Hayır. Çok iyi gidiyorsun. Arkadaşları Emily'ye Norbert'ten bahseder. Dipper, ben geldim. Aa! Oh no! Olamaz. Dipper! Dipper! Ne olmuş burada? Mabel? Hayır. İnanamıyorum. Mabel, hadi ama bana ne olduğunu anlat. Sihirli obje tam buradaydı. Dipper'ın günlüğü kaybolmuş. Kara böcek buradaymış. Mabel, beni duyuyor musun? Neredeyim ben? Merhaba kardeşim. Dipper, çok endişelendim. Endişelenmeliydin zaten. Ne? Günlüğüm kayboldu. Bu senin hatan. Benim hatam mı? Evet, sadece sorun çıkarıyorsun. Ama... Beni hep rahatsız ettin. Neden bahsediyorsun? Mabel, beni duyuyor musun? Dipper, hayır. Ne yapacağım? Plak pençeleri sakla. Emily, neredeyiz? Hiç vaktim yok. Plak, yardımına ihtiyacım var. Ben hazırım Emily. Mabel şu kumaşı aldı ve bayıldı. Onu uyandıramıyorum. Bu kokuyu biliyorum. Ama bu doğru olamaz. Bu ne biliyor musun? Çok eski bir büyü. Bu kız şu an korkularıyla savaşıyor. Onu nasıl uyandırabilirim? İmkansız Emily. Korkularını yendiğinde uyanacak. Peki ya yenemezse? Yenemezse? Uyanamayacak. Neden gelip hayatıma girdin ki? Ah! Bu ne böyle? Dipper, yardım et. Burnunu hep ait olmadığın bir yere sokuyorsun. Dipper! Keşke hiç doğmamış olsaydın. Haklısın Dipper. Plak? Olamaz, kaybetmek üzere hiç şansı yok. Neden bahsediyorsun? Çok yakında mücadele edemeyecek. Ama Emily de çok zeki birisi. Çünkü o neredeyse bir süper kahraman. Hayır Plak, bir çözüm olmalı, anlat bana. Bir yöntem var ama çok tehlikeli. Söyle hemen. Kediklizm, yıkımın gücü. Bu kara büyüye karşı kediklizmi kullanırsan büyüyü yok edebilirsin. Ama bu büyü çok güçlü yani. Plak, pençeler. Kediklizm. Ne? Sen benim kardeşim değilsin. Dipper beni seviyor ve bunları asla söylemezdi. Bunu yapamazsın. Kafamdan çık. Git. Neredeyim ben? Kara kedicik. Sen kimsin?
Aslında o burada, seni kurtardı. Teşekkürler Plak, ben Emilim. Teşekkür ederim Emily. Ama hala anlamıyorum. Ama bir gün Emily Norbeck'le karşı karşıya gelir. Bu uzun bir hikaye. Mabel, çantam. Onu geri almalıyım. Hayır, kaçalım. Ama çantam. O kara böceğin adamıydı. Yani kendisi de burada demektir. Tehlikedeyiz. Kaçalım. Benim Mabel, ama ona gerçekten ihtiyacım var. Hayır, kaçalım. Üzgünüm. Nerede o plak? İşte orada Emily. İşte orada. Yakaladım. Sen kimsin? Çantamı ne yapacaksın? Plak? Katılıyorum Emily. Plak pençeler. Kedikli izim. Dur dur. Dışarı çıkıyorum, yapma. Hırsızı yakaladık. Dur. Sen bir kıvamışsın Vice. Vice sen misin? Sessiz olun. O yakınlarda. Vice ama nasıl? Uzun zaman önce ortadan kaybolmuştun. Buraya nasıl geldin? Sırt çantamı neden çaldın? Çalmadım. Seni kurtarmaya çalışıyordum. Kimden? Ha? Kim bu? Bu. Kaçalım Emily lütfen. Anlamıyorsunuz. Burada olmamalıydınız. Hayır. Eğer kim olduğunu öğrenirse... Hayır. Burada olduğunu bilmesine gerek yok. Eve gitmelisiniz. Nasıl? Wise. Hayır Emily, saklanın lütfen. Ne olursa olsun dışarı çıkmayın lütfen. Günlüğü olan çocuğu bulun. Ve ona kayıp sayfayı sorun. Saklanın. Ne? Buradayım efendim. Bu çocuğun nerede olduğunu biliyor musun? O burada değil efendim. O gitti. Gitti mi? Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Bir hata daha yaparsan Vice. Vice'ın canını yakıyor. Dur Emily, dur. Bu da ne? Hey sen, bırak onu. Ne? Sana diyorum, bırak onu. Yoksa pişman olursun. Kiminle konuştuğunu biliyor musun kaba kız? Bir korkakla. Sadece korkaklar küçüklere zarar verir. Şimdi sözlerine pişman olacaksın. Emily ölümün eşiğindeydi. Ama küçük kahraman onu kurtardı. Benimle konuşmaya nasıl cüret edersin ve bu tonda? Bunu ödeyeceksin. Hayır efendim. Şimdi olmaz Vice. Ama bu çocuğun kız kardeşinin nerede olduğunu biliyorum. Onu gördüm. Ona ihtiyacım yok. Ama onda sihirli bir obje olduğunu hissettim. Ne? Söyle nerede? Gösterebilirim. Acele et. Ay başım ağrıyor. Hayır hayır, olamaz. Yüzük nerede? Plak! Plak! Hayır hayır, olamaz. Plak! 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 Plak, yüzüğüm. Ne yapacağım? Plak, sana ihtiyacım var. Neredesin? Ha ha ha.
olamaz. Yüzüğüm. O kadar korktum ki. Seni bir daha göremeyeceğim sandım. Ah, beni boğacaksın Emilio. Ay pardon. Ay. Yüzüğüm kaybolmuştu. Onu ben çıkardım. Sen mi? Neden? Wise'ı duymadın mı? Kokunu alacaktı. Ama onu yenebilirdin. Hayır, Emily, kara böcek çok güçlü, gücünü hissettim ve bu inanılmazdı. Şimdi ne yapacağım? Önce Mabel'i bulmalısın. Kara böcek onu bulmadan. Ah, kara böcek onun peşinden gittim. Wise onu oyalamaya çalışıyordu ama acele etmeliyiz. Plak, pençeler. Emily bunun sadece bir macera olmadığını, gerçek bir meydan okuma olduğunu fark etti. Şimdi Emily'nin arkadaşlarını Norbeck'ten koruması gerekiyor. Mabel, Mabel, Mabel neredesin? Dipper, hayır. Geç kaldık. Bütün gün seni arıyordum ve sen burada ne yapıyorsun? Buraya sıkıştım. Önce bana yardım eder misin? Sana bir şey oldu sandım. Bunu nasıl yaparsın? Mabel, yardım edecek misin? Kendini. Zaten oraya nasıl çıktın ki? Saklanmaya çalışıyordum. İşe yaramış gibi görünüyor. Aa, Emily selam. Kardeşim Dipper'la tanış. Selam Dipper. Kız mı? Of. Mabel, yardım et artık. Elini ver, yardım edeyim. Mükemmel bir tanışma. Mabel, Dipper, tehlikedesiniz. Kara böcek peşinizden geliyor. Bırak gelsin. Ona gününü göstereceğim. Tabii, saklanarak mı? Beni hazırlıksız yakalamıştı. Ama artık hazırım. Mabel, Dipper, tehlikedesiniz. Kara böcek peşinizden geliyor. Ciddiyim, kaçmalıyız hemen. Ama nereye kaçacağız? Saklanacak yerimiz yok ki. Bir seçenek var. Ama işe yaramayacağından ya da yarayacağından emin değilim. Tamam. Yanımda gelin çocuklar. Zar attığımda yer değiştireceğiz. Ama nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Buraya da bu şekilde geldim. Bir seferinde yeni bir dünyada yeni arkadaşlar edindi. Mabel, Dipper neredesiniz? Wow, nereye geldik? Bunu nasıl yaptın? Ver o zarları bana. Ah, çocuklar, sizi gördüğüme çok sevindim. Peki neredeyiz? Bilmiyorum ama kime soracağımı biliyorum. Plak, pençeleri sakla. Ha, Emily, burada ne işimiz var? Burayı biliyor musun Plak? Bir düşüneyim. Çok tanıdık bir yer. Büyük babanla gelmiştik. Evet, burası Mevni. Mevni mi? Prenses Star'ı bulmalısınız. Star mı? Prenses Star. Prenses. O zaman daha hızlı gidelim. Nerede bu kalem? Peki ama onu nerede bulabiliriz? Bunu bilmiyorum ve ayrıca çok acıktım. Oh, üzgünüm. Prenses Star. Umarım aramamız uzun sürmez. Marco, lütfen, 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 lütfen. Son kez, son kez, lütfen. Ona hiçbir şey olmayacak. Bu demir parçasına ne olabilir ki? O sadece bir demir parçası değil. Bu en eski aile yadigarımız. Yıllardır nesilden nesile aktarılıyor. Ama sanırım evet, bir demir parçası. Ama annem ona iyi bakmamı istedim. Bırak burada dursun. Sen gidebilirsin. Tabii. Peki ya annem onu bıraktığımı görürse? Ne olacağımı biliyor musun? Tamam git. Ben ona bakarım. Ama acele et. Teşekkürler dostum. Beni reddetmeyeceğini biliyordum. Ay hadi git.
Sen dünyanın en iyi dostusun. Neredeyse unutuyordum. Dikkatli ol, annem aniden ortaya çıkabilir. Neyse, görüşürüz. Bazen senden nefret ediyorum. Bu yüzden dönüp 8 kilometre daha yürümeliyiz. Sanırım bu yöne gitmeliyiz. Evin nasıl göründüğünü söylemişti. Söyledi. Böyle. Oo, neredeyse geldik demiştim. Hop, biri geldi, eyvah. Yürün. Yürün. Merhaba, Prenses Star'a ihtiyacımız var. Ben Prenses Star'ım. Of, sen misin? Neden buraya geldin ki? Prenses olduğuna emin misin? Hiç benzemiyorsun da. Plak. Evet, ben bir prensesim. Elbise, sihirli değnek, tight. Prenses Star'ı hatırlıyorum. Onu uzun zaman önce gördüm. Burada bir sorun var, kanıtla. Çok kolay. Berbat ettim. Olamaz, şimdi ne olacak? Evet, bu o. Prenses Star, yardıma ihtiyacımız var. Geri dön. Ancak Norbeck geri adım atmadı. Ve insanlara saldırdı. Kitabı büyüledi ve Emily kapana kısıldı. Ne? Günlüğümü nereden buldunuz? Aa, günlük. En sevdiğim. Resimlerim nerede? Hemen bakacağım. Onu uzun zaman önce bulduk. Kötü kalpli bir büyücü onu atmıştı. İşe yaramaz bir kitap olduğunu söyledi ve biz de onu aldık. Ah, beni öldürecek. Hayır, olmaz. Hayır, olamaz. Ah, son sayfa gitmiş. Onu almış olmalıyım. Hayır, o bende. Ne? Onca zamandır sende miydi yani? Evet, şu yeşil olanı saklamamı söylemişti. Ben de onu dinleyip sakladım. Bana ver lütfen. Ah, bu imkansız. Neredeyim ben? Merhaba Emily. Adımı biliyor musun? Tabii ki. Bu büyük babaannenin adı. Büyük baba Adrian. Hayır, artık değil. Ama anlamıyorum. Bir zamanlar, uzun zaman önce Adrian'dım. Paris'i kurtaran kara kedi bendim. Çok güçlüydüm. Bütün dünya bana ait olabilirdi ama ona ihtiyacım yoktu. Uğur böceğim vardı. Marinette'im, çok mutluydum. Biz evlendik, çocuklarımız oldu. Hiçbir sorun yoktu ama aniden gitti. Hawkmoth en beklenmedik anı seçti ve onu kurtaramadım. Öfke zihnimi gölgede bıraktı. Onu buldum. Marinette yaptığının bedelini ödedi. Sonra onun babam olduğunu öğrendim. Ben de gittim, sonsuza dek gittim. Tek başıma. Buna bir son vermenin zamanı gelmişti. Bu sihrin dünyamızda yeri yok. Sen de tüm sihirlerden kurtulmaya mı karar verdin? Çok tehlikeli. Bu şeytani bir şey. Bana yüzüğünü ver. Ama... Hadi, sana da zarar vermeden, hadi. Peki ya plak? Çıkar onu. Ama onunla ne yapacaksın? Bu seni ilgilendirmez Emily. Burada olduğunu bilmesine gerek yok. Peki ya vazgeçmezsen? O zaman kendim alırım.
O zaman yakala bakalım. Haylaz kız. Plak, pençeler. İşe yaramadı. Bu nasıl bir yer? Saklanmam lazım. Neredesin Emily? Seni hissedebiliyorum. Yüzüğü bana ver. Ben de eve dönmene yardım edeyim. İstediğin bu. O kadar çok değil. Bunu yapmamalıydın. Ama endişelenme. Sana Emily'nin gerçek arkadaşlar edindiğini söylemiştim. Onu kurtardılar. Yeter artık. Yüzüğü bana ver. Hayır. Eğer alırsan yenilmez olacaksın. Ben zaten yenilmezim. O kadar emin olmam. Mabel, çocuklar. Sen de kimsin? Ama önemi yok. Bu da ne? Booster'ın asası. Halüsinasyon birisi. Onu kıracağım. Star'ın asasını gerçekten kırılabileceğini mi düşünüyorsun? Unicorn sahtesi. Emily, çabuk sarları at. Emily. Geri dönmesi lazımdı. Evet. Zarlar olmadan yapması gerekiyordu ama. Büyük bir sorun. Çok. Ah, vay canına. Sen de kimsin? Neyse fark etmez. Neredeyim? Uzay gemimde. Güzelmiş. Düşüyor mu? Evet, düştüğünü de düşünürsek. Evet, hem de çok hızlı. Bekle, sen Uğur böceği misin? Çok komik. İşte onun kostümünü giyiyorsun. Sence bunu konuşmanın sırası mı? Düşüyoruz, aşağı düşüyoruz. Tebrikler, ben Baldi virüsüyüm ve uzay geminizi ele geçirdim. Biliyordum. Antivirüsün var mı? Bu işe yaramaz. Sizi kurtarabilecek tek kişi yine sizsiniz. Nasıl yani? Çözmeniz gereken 3 soru var. Oh, onu hackleyemiyorum. Ben mükemmel bir sistemim. Hacklenemem. Güvenlik kodum saniyede 35 kez güncelleştiriliyor. Başka seçeneğiniz yok. Kurtulabilmeniz için 20 dakika kaldı. Başlayalım. İlk görev, size 3 sıradan oda verildi. İçlerinden birinde korkunç bir şey var. Bulabilir misin? Neden bizi kandırdın? Bunlarda bir şey yok. Bekle, orada bir şey gördüm. Bana ikinci odayı tekrar göster. Nerede? Buralarda bir yerdeydi. İşte orada, orada, bak. Evet, doğru. İyi işte. Ben Emily'im. Ben de... Zamanınızın kısıtlı olduğunu hatırlatırım. İkinci görev. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Plak! Hı? Olamaz çantam, plak! Birbirinizi tanıdığınızı görüyorum. O zaman onu kurtarmak senin yararına olacak. Onu serbest bırak. Bırakacağım, uzaya doğru. Eğer şu soruyu çözmezseniz... Daha az konuş, soruyu ver bize. Arabanın altına gizlenmiş numarayı söylemek için 20 saniyeniz var. Süre ilerliyor.
688.891 eğer bölersek... Hayır, işe yaramıyor. Tüh, bir ip koptu. Süre. Onları toplasak... Ay, hayır, olmuyor. Plak! Peki ya... Düşün Emily, düşün. 5, 4, 3... Ah, buldum. Resmi çevir, çabuk. 87. Ne? Tamam. Plak, nerede o? Bu bir yanılsamaydı Emily. Sen. Bekle Emily. Burada farklı davranmalıyız. Şimdi üçüncü görev. Bu soruyu çözün. Ne? Bu adil değil. Ha? Ciddi misin Baldi? Neden bize 2 kere 2'nin kaç olduğunu sormuyorsun? Ha? Cevabı biliyor musun? Tabii. Bunu 2. sınıfta öğrendim. Daha yakından bak. Aa, evet. Aynen öyle. Çözümü çok kolay. Ne? Bu imkansız. İkimiz de cevabı biliyorsak bu nasıl imkansız olabilir? Beni kandırıyorsunuz. Bu çözülemez bir soru. Eğer sen çözemiyorsan söyleyebilirsin. Sana gülmeyiz. Neden bahsediyorsun? Ben büyük bir profesörüm. O zaman çöz, biz de seni kontrol edelim. Hayır Emily. O bu kadar basit bir soruyu bile çözemez. Bu sadece aptal bir program. Tamam Baldi, öyle olsun. Eğer çözemezsen sana nasıl çözüldüğünü gösteririz. Bu ne cüret? Size ispatlayacağım. Ne oldu? Evet. Dondu. O bir program. Ve onu alt ettik. Çak bakalım. Pekala. Uzay gemisini kontrol altına aldığımıza göre seni tanıyalım kaçak yolcu. Ben Emily'im. Gina Agreste. Agreste. Süper kahraman mısın? Ne? Tabii ki hayır. Peki kostümün? Nereden geldin bilmiyorum ama belli ki her şeyi anlamıyorsun. Evet, anlat lütfen. Ben süper kahraman olamam. Kimse olamaz. Bizim dünyamızda sihir ve süper güçler yok. Nasıl yani? Bir zamanlar sihir varmış. Süper kahramanlar, asalar, sihirbazlar ve büyücüler varmış. Ama 500 yıldır yoklar. Yani kara böcek kazandı mı? Aa, demek bir şey biliyorsun. Büyük 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 anneannemin onu neredeyse yendiğini söylüyorlar. Ama sonra aniden ortadan kaybolmuş. Zamanda yolculuk ettim. Bekle. Büyük 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 anneannemin adı Emily'ydi. Sen de Emily'sin ve birdenbire uzay gemimde ortaya çıktın. Demek ki onu yenebilirim. Büyük anne? Görünüşe göre evet. Seni yüzü kırışıklıklarla dolu, bastonlu ve sırtı ağrıyan biri olarak hayal ediyordum. Evet tabii. Kara böcekle de bastonumla savaştım. Buraya gel seni sefil. Ne kadar güzel. Evet, ne yazık ki yakında hepsi yok olacak. Nasıl yok olacak? Sen kaybolduğunda kara böcek tüm sihirli nesneleri ele geçirdi ve sonsuz güç kazandı. Bu güç onu çıldırttı ve kimin yaşamaya değer olup kimin olmadığına karar verme hakkına sahip olduğuna karar verdi. Ve gezegen üstüne gezegen yok olmaya başladı. Ve bunu neden yaptığını bile çoktan unutmuş gibi. Ama onu yenmek gerçekten imkansız mı? Sihri sihir olmadan yenemezsin. Hiç şansımız yok.
Bu yüzden eve dönüp onu daha fazla güçlenmeden yenmeliyim. Ama çantam nerede? Zarlarım, onlar olmadan nasıl döneceğim? Demek buraya böyle geldin. Zarlar sihirli miydi? Görünüşe göre evrenin dengesizliği yüzünden seni buraya getirdiler. Ve kendileri de orada, geçmişte kaldılar yani. Ah! Peki arkadaşlarım? Mabel, Dipper, Star? Biliyor musun, hepsi yakalandı. Onlar artık yok Emily. Çok üzgünüm. Gina, geri dönmeme yardım et. Bakalım. Zaman yolculuğu mümkün mü? Son araştırmalara göre zaman yolculuğu mümkün hale geldi. Nasıl çalışıyor? Bu yönteme göre parçacıklar süpersonik hızda hızlandırılmalı ve çok büyük bir enerjiyle çarpıştırılmalıdır. Ne tür bir enerji, neye benziyor? Gereken enerji yıldızların enerjisiyle karşılaştırılabilir. Yani eğer uzay gemimizi süpersonik hıza çıkarıp güneşe çarparsak zamanda yolculuk edebiliriz. Teoriye göre evet. Tamam. Kaç tane başarılı seyahat var? Bu sadece bir teori. Deneyler gönüllülerin eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ölebiliriz. Başka bir yol bulmalıyız. Neden sessizsin? Gemiyi maksimum hıza çıkar. Rotamız güneş. Potansiyel olarak tehlikeli rota. Hayır Gina, öleceğiz. Kara böceği yenmezsek her halükarda öleceğiz. Başla. Barışa 30 saniye kaldı. Gina, fikrini değiştir lütfen. Büyük anne, beni hayal kırıklığına uğratma. Onun canını oku. Uyarın. Güneşe tehlikeli derecede yaklaşıyoruz. Sonra ne olmuş? Sonra aç büyümen gerekiyor. Evet, çok geç oldum. Masal istiyorum. Aynen aynen. Yat artık, yat hadi. Kalanını sonra anlatırım, tamam mı? Devamını bilmek istiyor musunuz? Öyleyse kanala abone olun ve videoyu beğenin. Görüşürüz arkadaşlar. Kusuyuşa, Makaraba ve Daşa sizlerle beraberdi. Herkesi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Tamam, biraz rahatlayayım. Boz. Harika. Kalanını sonra anlatırım. Yarın. Yatmadan önce. Şimdi çok geç oldum. Uyumalısın artık. Ebeveynlerimiz çok iyi. Çocuklara bakabilirler. Ben işe gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. O da neydi Kusuyuşa?